Sokak Konuşuyor programından herkese merhabalar efendim. Umarım iyisinizdir. Bugün Düden Şelalesi'ne geldik. Biliyorsunuz bir program daha yapmıştık burada. Eylül ayının sonu, Ekim'in başındayız. Artık sonbaharın ikinci ayına gelmiş bulunmaktayız. Tatiller bitti. Artık kış ayına giriş yapıyoruz. Artık Antalya'da da yaz turizmi bitti desek yanlış olmaz. Şimdi mikrofonumu halka uzatacağım. Gelen son tatilcilere uzatacağım. Bakalım yaz tatillerini nasıl değerlendirmişler. Bunu da tam da buradan Antalya'nın en gözde tarihi mekanı Düden Şelalesi'nden yapacağım. O zaman bir an önce Sokak Konuşuyor başlasın. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sizi tanıyalım mı kısaca? İsmihan Ünver. Aha. Antalya'da mı yaşıyorsunuz? Hayır. Yalvaç Isparta'dan geliyorum. Öyle mi? Isparta'dan geldiniz. Tabii Düden'i de gezmeden gitmek olmaz değil mi? Evet, evet. Nasıl buldunuz Düden'i? Güzel. Raftingçiler daha güzel. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Yaz bitmek üzere artık. Sonbahara girdik. Neler yaptınız bu yaz içerisinde? Bol bol denize gittik kızım istediği için. Ne kadar güzel. Yine gidemedik. Çok şanslısınız bu anlamda. Aynen siz evet. Denizde geçirenler de olmuş. Aynen değil evet. Mi? Evet aynen, öyle oldu. Sizinle de konuşalım. Merhabalar efendim. Tabii kolay gelsin öncelikle. Ahmet Ünver ben. Teşekkürler. Isparta'da duruyoruz normalde de. Aha. Bir tedavi sürecimiz vardı işim. Bir aydır yaklaşık buradayız. Bir geçmiş olsun. Teşekkür ederiz sağ olun. Bir 10-15 gün kadar daha buradayız. Evet. Yani böyle bir gezelim dedik. Şurada terapi merkezi var. Vallahi çok güzel yapmışsın. Ya ne yapalım işte. Isparta'da güller şehri. Tabii Isparta'yı da gelin buyurun bir oraları da bir görün. Aynen öyle. Değişik Eğirdir var. Aynen. Ben biliyorum ama hiç kamerayla gelmedik tabii ki. Tanıtalım değil mi? Tabii Isparta var. Yalvaç var özellikle. Yalvaç da çok güzeldir. Biz Yalvaçlıyız aslen. Öyle mi? Tabii oradan geliyoruz buralara. Yalnız tabii buradakiler o tarafa mehilli. Biz de bu tarafa mehilliyiz. Öyle oldu. Tabii orada şey yok. Deniz olmayınca sıcak iklim. Her yer bizim Ahmet Bey. Tabii ki canım. Değil yani mi? O ayrı mesele. Biz hepimiz Türkiye. Her yer Türkiye bize. Aynen öyle. Her yer bizim ülkemiz. Tabii ki. Şimdi konuşacak mısın bizimle? Evet. Gel. Kaçıyor ama. Sizin yazınız nasıl geçti? Bizim yaz yani hangi anlamda? Tatil açısından mı? Evet, tatil açısından. Artık kışa doğru geldik. Ben kendim şahsi olarak onu sorarsanız. İş yani. Çalıştınız. Çalıştık. Müzisyenim ben. Organizasyon. Aslında yaz döneminde de sizin işleriniz tabii çok daha yoğun olur. Tabii ki biraz şöyle sakinleşti. O yüzden gelebildik yani. Yoksa zordu. Çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Isparta'da nereleri gezelim? Buradan izleyicilerimize öneririm. Isparta Eğirdir var. Sonra Yazılı Kanyonumuz falan var. Buraya yakın gerçi de. Isparta bölgesi biliyorsunuz. Sonra Isparta'nın merkezi, gül bahçeleri falan var. Özellikle Haziran ayında daha güzeldir. Lavanta bahçeleri de evet son zamanlarda ben de duydum. Lavanta Isparta'da lavanta bahçeleri. Çok güzelmiş. Keçiborlu. Hangi dönemlerde lavanta bahçelerine denk gelebiliriz? Haziran'dan Ağustos'un 15'ine kadar. Kısa bir dönem çünkü. Tabii o Haziran, Ağustos'un 15'i gibi hasata başlıyor. Ondan önce giderseniz masmavi böyle gözünüzün alabildiği kadar çiçek. Muhteşem. Gerçekten yurt dışına özenmeye gerek yok. Türkiye'de de. Var zaten böyle. Türkiye'de de var. Aynen. Tavsiye ederiz yani. Çok güzel. İyi gezmeler diliyorum ben size. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Harika bir yer. Çok güzel. Her şeyden evvel iyi dizayn edilmiş. Vatandaşları için büyük bir fırsat, bir nimet yeri. Yani her bakımından, istirahat bakımından. O yönden... Efendim Antalyalı mısınız? Değilim ben, Eskişehirliyim. Öyle mi? Evet. Tatar mısınız? Evet. Çok güzel, ben de Eskişehir'de okudum. Evet. Çok misafirperverdiniz fakat çok soğuktu Eskişehir. O kadar olacak tabii. Değil mi? Ben aynı zamanda
Sakar Caddesi'ni bilir misiniz? Bilirim. Ben oradaki postanenin müdürüydüm. Öyle mi? Evet. Orada kız yurdu da vardı bizim Sakarya Caddesi'nin girişinde. Çok güzel. Ne kadar oldu Eskişehir'den ayrılalı? Eskişehir'e 20 sene falan oldu. Ben... Artık Antalyalı olmuş gibisiniz evet, yarı. Evet, evet. Değil mi? Evet. Eskişehir'de nereler gezilir, neler yapılır buradan? Eskişehir, şunu diyebilirim ki, yani Türkiye'mizin en nadide güzel şehirlerinden biridir. Ben şehrim olarak söylemiyorum bunu. Yani objektif görüş bakımından öyle söylüyorum. Kentimiz çok çok iyi dizayn edildi. Gene şey bak, hani ben siyasi şeye de girmek istemiyorum ama Büyükşehir Belediye Reisi Yılmaz Hocam ne gerekirse onu yapmış yani Eskişehir. Yılmaz Hoca'nın zaten emekleri yatsınamaz o konuda. Evet. Bunu siyasi olarak değerlendirmiyoruz. Tabii tabii, o yönden siyasi olarak söylemiyorum. Tabii ben kendisine saygı duyuyorum. Kendisinden de tanışırım. Saygı duyarım. Aynen. Odun pazarını gezeriz değil mi Eskişehir'e geldiğimizde? Eskişehir'de odun pazarında bizim şey evleri vardır. Eskiden tarihi evler vardı. Bayağı çok çok güzel bir ev. Şu anda oranın içerisinde de bazı resim sergileri yapılıyor. Karikatür sergileri yapıyor evet. Genellikle. Evet, evet, evet. Yani tarihin içerisinde bunu, bir sergi. Kültürel bakımdan Eskişehir yani ayırt etmek istemiyorum ama diğer şehirlerden oldukça farklıdır yani. Bir şehrim çok... olarak söylemiyorum bunu. Tabii bak sizler de orada tahsil yapmışsınız, okumuşsunuz, görmüşsünüzdür. Yani benim söylemem hafif kalır yani burada. Onun... Şöyle bir durum vardı efendim. Ben Eskişehir'e gittiğimde normalde başka arkadaşlarım da farklı üniversitelerde okuyordu. Evet. Üniversiteye gittiğinizde genellikle okula gidip gelirsiniz. Pek öyle tarihini gezemezsiniz. Evet. Fakat bizim bir dersimiz vardı. Anadolu Üniversitesi'nde evet. Okudum ben de. Evet. Kültürel etkinlikler diye bir ders vardı. Her müzeye gidip kart basardık. Yani Eskişehir'in her yerini gezmek için bize böyle bir ders vermişlerdi. Kredisi yüksek olan bir derste. Basmazsan da o kartı 12 müzeye evet. Geçemiyordun o dersi ve bu çok güzel bir şehir için çok güzel bir etkinlikti. Evet. Sonra Porsuk'u oldukça Porsuk çayını değerlendirmiş hocamız Yılmaz hocamız. Yani bizim düşündüklerimizin dışında yani tabii bunu bazı yerlerde bir görgü meselesidir oradan almış algılanmış oraya gayet güzel şey yapılmış düzenlemiş bayağı güzel yani her yönünden öyle. Yaz tatiliniz nasıl geçti? Vallahi ben affınıza sığınarak şunu söylüyorum yaş ilerledi benim çok ilerledi onun için şeyim pek eskisi gibi hayata bakış açım şeyli değil, umutlu değil. Şöyle yaşam... arkamızı dönüp bir mavi denize bakınca aslında insanın... Tabii. Evet, nefes alabildiğimize şükretmek. Tabii, çok evet efendim. Şey. Siz hangi kanal? Kanal V, Antalya Televizyonu'yuz. Öyle mi? Tabii ki de. Oho. Buradan bir selam söyleyin Eskişehir'e. Ben tüm Eskişehir'deki hemşehrilerimize saygı sevgiyle bağlıyım onlara. Onları çok seviyorum. Eskişehir sporumuzu da çok seviyorum. Fakat bir talihsizlik yaşanıyor. İnşallah onu giderirler. SS'e destek. Evet. Tabii. O bizim her şeyimizdir SS. Teşekkürler. Efendim peki torununuz var mı? Torunum var. Peki ebeveynleri, çocuklarınız onlara plastik oyuncağı mı tercih ederler, ahşap oyuncakları mı tercih ederler? Şimdi benim torunlarım çok büyüdü. Ben yaşlıyım. Ben 80 yaşını geçtim. Torunlarım şimdi birisi Kanada'da Amerikan Üniversitesi'nde okuyor. Tabii o küçükken onlar oyuncak alıyorduk biz ama şimdiki gibi tabii hangisinin yararlı yararsız olduğunu pek bilemiyorduk ama oldukça... Madeni değil de bakalit oyuncakları herhalde tercih ediyorduk öyle tahmin ediyorum. Plastik yerine ahşap oyuncaklar çok daha sağlıklı aslında. Tabii öyle. Eskiden ama de belki sizin dönemleriniz. Bizi o zaman açıklayanlar olmuyordu ama şimdi herkes
bazı kurumlar çok çok iyi televizyonlarımızda izah ediyorlar. Tabii onlar da o şekilde kullanıyorlar ailelerden. Topaçlar vardı ta çok eski. Evet evet. Tahtadan yapılmış evet. İple. Evet evet evet. Çok evet, güzel. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun efendim. Adın ne senin? Mikrofonu ısırıyor. Adı nedir? Maşa. Maşa. Merhaba Maşa. Ne çok ziyaret eden olmuştur seni bu yıl değil mi? Ettiler mi? Maşa biraz çekingenlik yaptı. Tabii yeni tanışıyoruz. Gerçi o alışıktır değil mi? Evet insanlara alışıktır. Nasıl geçti sezon efendim? Sezon normaldi ya. Olması gerektiği gibiydi. Evet. Ama iyiydi yani güzeldi. Çok güzel. Kapandı diyebilir miyiz sezon? Daha değil. Yani şurada bir önümüzde 15 gün daha var. Yani Ekim'in 15'i 20 arası tamamen bitecek. Sizin için yaz nasıl geçti? Çalışarak mı geçti? Aynen tamamen. İnsanlar buraya tabii gezmeye geliyor. Orası ayrı bir şey tabii ki de. Mesela insanlar gezmeye geldiği halde siz onları ağırlamaya çalışıyorsunuz. Evet. O çok ayrı bir duygu. Maşa'ya ilgileri nasıldı? Tepkiler güzel. Yani seviyorlar, eğleniyorlar. Evet. Maşa'yla güzel vakit geçiriyorlar. Evet. Burada çok güzel de bir alan yapmışsınız. Evet. Değil bunu mi? Yeni... Oraya da bir bakalım. Aynen bunu yeni yaptık. Hı-hı. Yani gelen şöyle. Misafirlerimiz memnun etmek amacıyla. Hı-hı. Gelenler burada hatıra fotoğrafı çekiniyor. Evet. Yani burada bir düden hatırası. Bakıyorlar. Şurada oturup fotoğraf çektiriyorlar. Şöyle oturup bence Antalya'ya geldiğinizde Antalyalı olanlar bile mesela ben de Antalya'da yaşıyorum ama böyle bir şey hiç deneyimlememiştim. Çok güzel anılar bırakabilirsiniz değil mi Maşa? Bazı özel biçler. Evet diyor. Nasıl? Bazı özel biçler de var ama bunun gibi değil tabii ki. Hı. Denize özgür. Evet. Yani bu şekilde yeşillendirilmiş bir alan yok. Konsepti size ait. Tamam bize ait. Çok güzel bir anı ya evet. Fotoğrafı da siz çekiyorsunuz. Yazın başında daha güzeldi aslında da. Şimdi sona doğru biraz döküldü tabii. Güller, çiçekler falan, palmeler falan kurudu. Hani sezona yine sağlam başlayacağız. Hani ne kadara peki bu hizmeti alıyoruz? Ne kadara? Ortalama. Ortalama 25 TL. 25 lira. Çok güzel bir anı olur gerçekten. Tabii ki de hani 25 TL çok güzel bir fiyat bence. Çünkü hani bugün çıktığımız zaman bir sokağa hani 25 liraya pek bir şey yapamıyorsunuz. Değil yani mi? Bir yemek yeseniz 50 TL. Evet, güzel bir anı, fotoğraf aynen anısı bırakabilirsiniz. Ölümsüz bir hatıra. Aynen öyle. Yani bekleriz herkesi. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Manzara da çok güzel gerçekten. Merhabalar efendim. Merhaba. Manzara çok güzel. Evet. Değil mi? Nerelere daldınız? Yo, böyle yatları seyrediyordum. Sizi tanıyalım mı kısaca? Ben Güzelova köyünden Mevlüt Arslan. Buralıyım. Evet Mevlüt Bey nasıl geçti yaz? Yaz çok güzel geçti. Artık Antalya'da yaz bitti diyebilir miyiz? Yok daha bir ay daha yazımız var Antalya'da. Sonbahara geldik aslında. Sonbahara geldik ama daha yeni başlıyor şu anda. Evet, Türkiye'nin birçok yerinde aslında artık yağmur yüzünü gösterdi de. Evet. Antalya'ya biraz daha sonra şu dönemler Antalya'nın en güzel mevsimleri. En güzel mevsimleri şu anda Antalya'nın. Yaşanacak zaman şimdi. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Düden Şelalesi nasıl? Düden Şelalesi de çok güzel, görmeye değer, turistler için ilgi çekici bir yer. Evet. Yani Antalya'mız çok güzel bir yer. Değil mi? Antalya mükemmel yani gerçekten. En güzel yeri bizim ne için. Ne demiş Atatürk de şüphesiz ki. Atatürk'ümüz öyle söylemiş zaten, dünyanın en güzel yeri demiş, Antalya demiş. Aynen, en güzel şehirlerinden biri Antalya'dır. Antalya'dır. Evet, muhteşem. Gelir misiniz sıklıkla buraya? Tabii ki evim burada ileride zaten. Buraya genellikle akşamüstleri 5'ten sonra yürüyüş yaparım, şelaleyi seyreder, evime dönerim. Çok güzel bir lüks aslında bu değil mi? Lüks değil tabii, doğanın şartları bu. Bizim şansımız olarak burada yaşayanlar burada, güzel bir lüks tabii, bahşedilmiş. Tabii burada yaşadığımız için bizim için büyük bir şans. Düşünsenize İstanbul'da da Marmara Denizi var. Fakat oranın hengamesi, karışıklığı derken böyle oturup güzel bir nefes alamıyorsundur. Evet. Belki egzoz evet. Dumanlarından da ötürü oluyor. Tabii tabii tabii. Ama burada? Burada çok nefis, hava güzel. Yani ne bileyim yot alıyorsunuz, yürüyüş yollarımız, her şeyimiz ormanıyla, falezleriyle bir bütün Antalya ya. Çok güzel bir şehir. Aynen öyle vallahi ağzınıza sağlık çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Güle güle efendim. Güle güle.
Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhaba. Siz de kameraya yüzünüzü dönmeyin, güzel yüzünüzü gösterelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Nürnberg'den geldik, Almanya. Almanya'dan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zaman geldiniz? Cumartesi günü geldik. Oo, daha çok yeni gelmişsiniz. Evet. Antalya'nın da güzel sezonuna denk gelmişsiniz. Evet, özellikle sizi böyle seçtik zaten. Öyle mi? İlk gelişiniz değil o zaman. İlk gelişimiz. İlk geliş. Öyle mi? Ağustos'un sıcağını gören aslında Haziran Ağustos. Bir daha. Biz Diyarbakırlıyız, o yüzden sıcağı biliyoruz. O yüzden dedik buraya 10. aya doğru gelmemiz lazım. Aa, ne zaman ülke değişikliği yaptınız? Son defa. Ya, nasıl ülkede geçti yani? Yani Diyarbakır'dan Almanya'ya yol nasıl düştü? 1974'te. Oo, bayağı uzun olmuş. Babamız gitmişti. Evet, bayağı uzun olmuş. Hmm. Babanız gitmiş. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz ülkenizle Almanya, yaşadığınız ülkeyi? Ya şimdi burası benim için bir şey, bir ziyaret. Ama yaşamak için bir ülke değil benim için. Ben gelmem buraya zaten de. Bir de izin yapmak için. İzin yapmak için. Ha. Bitki örtüsü nasıl Almanya'da? Nasıl bitki? Mesela Antalya'da deniz, güzel bir manzarası var. Evet, manzarası, her şeysi çok güzel. Soğuk mudur mesela Almanya? Almanya soğuktur. Tabii bu ayda soğuk altı Almanya. Değil mi? Soğuk, bayağı soğuk. Evet, bu anlamda güzel aslında. Tabii yaşamak, görmek için, izin yapmak için güzel. Peki yaz nasıl geçti sizin için? Almanya'da güzel geçmedi. Çalışıyordunuz tabii. Çalışıyorduk, güzel geçmedi. Şimdi işte bir hafta ziyarete geldik buraya. Ama Almanya'da güzel geçmedi öyle. Havalar bozuk. Havalardan. Bir insan çalışınca hayat şartları malum. Tabii ya. Buradaki gibi orada hayat şartları var. Aynen. Tabii. Efendim sizle de konuşalım. Ev hanımısınız. Evet, ben ev hanım. Nasıl geçiyor günler orada? Ev işi, yemek. Orada tabii çok uzun yıllardır bulunduğunuz için bir düzen de kurulmuştur. Ben 90'da gittim. Sizin de bayağı olmuş. Ya 30 sene olacak. Aha, evlendikten sonra. Evet. Bir zorluk çektiniz mi? Türkiye'den ayrılacağım. Ben de alışamadım. Öyle mi? Benim için daha da zor. Kadınlar biraz daha öyle oluyor aslında. Evet, doğru. Aynen. Orada da Türkiye'deki gibi komşuluk ilişkileri var mı? Var, daha çok var. Öyle mi? Evet. Peki mesela Türklerle buluşur musunuz? Öyle bir gün düzenlenir mi? Var var, o da var. Hepsi yapılıyor. O etkinliklere de katılıyorsunuz. Tabii. Evet. En çok özlediğiniz şey nedir Türkiye'de? En çok özlediğim çocukluğum. Öyle mi? Siz nerelisiniz? Aynı Diyarbakır. Diyarbakırlı. Ki Diyarbakır'da ülkemiz, yani Türkiye'nin çok güzel şehirlerinden bir tanesidir. Muhteşem. En son ne zaman gittiniz Diyarbakır'a? 3 sene gittim. Tamam, çok bir şey kaybetmediniz o zaman. Bayağı değişmiştir çünkü 90'lardan sonra çok değişti. Çok değişti. Çok değişti. Evet. Her zaman... Türkiye'nin geneli değişti ya. Nasıl değişti? Ama çocukluğumuz daha güzeldi o yıllar. Değil mi? O yıllar daha bir güzeldi. Böyle bir geçmişe gitme isteği, geçmişe arzu duyulan bir şey. Şimdi yani insanlar, herkes kendi şeyine, kabuğuna çekilmiş. Eski insanlık yok. Almanya'da da mı öyle? Aynen öyle. Her taraf öyle oldu. Bu sonradan mı olan bir şey, yoksa yani... Oluştu. Biz en çok internet çoğaldığı zaman. Sosyal medya. Sizin aranız nasıl peki sosyal medyayla? Yok, bizim o kadar şeyimiz yok sosyal medyada. Pek kullanmıyorsun. Yok, cep telefonu falan kullanıyoruz ama öyle şey değiliz. Bizim ön planda değil. Anladım. Yine onun önüne kullanıyor. Değil mi? Evet, gençler biraz çok bağımlı oluyor telefonu. Bir resim çekmek için. Hoş geldiniz. Tatilinizi bölmeyeyim. Hoşça kalın. Giderseniz. İyi günler diliyorum. Sağolsunuz. Bay bay. Merhabalar efendim. Merhabalar. Diyalogdan şahit olduğum kadarıyla Antalya'ya misafir olarak geldiniz. Aynen, misafir olarak geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Merhabalar size. Merhabalar. Kısaca sizi tanıyalım, sonra bir sohbet edelim. Ben Haydar Ali Hatıl. Haydar Bey. Siz? Rukiye. Rukiye Hanım, nereden geldiniz? Nerelisiniz? Almanya'dan geldiniz. Aynen, Almanya'dan geldim. Ne zaman geldiniz? Biz 9. en 6'sında geldik. 4 haftalık izne. Evet. Zonguldak'a geldik. Zonguldak'tan buraya tatil yapmaya geldik. Çok güzel, çok iyi yapmışsınız. Öyle oldu ya. İlk defa mı geldiniz Antalya'ya? Yok, ilk defa değil. Biz balayımızı burada geçirmiştik. Hatta Düden Şelalesi'nden bir resmimiz var. Evet. Aynen, şimdi yine gelelim dedik çocukla beraber. Öyle mi? Şimdi bu yıl da çocuğunuz var artık. Aynen. Bu yıl diyorum ama geçen yıl mı evlenmiştiniz? Yok, 2 sene oldu. Ha, 2 yıl oluyor. Aynen, 2 yıl oldu. Tadı damağınızda kaldı. Tekrar bir Antalya'ya gelelim de. Yani öyle yapalım dedik. Nereleri gezdiniz Antalya'da? Şimdi Antalya'da buraya geldik. Buradan önce nereye gittik ya?
AVM'ye. AVM'ye gittik, Mall of Antalya'ya. Hı-hı. Orada biraz dolaştık, yemek yedik, kahvaltı yaptık. Sonradan buraya geldik. Almanya'da da AVM yok mu zaten? Var. AVM'ler yerine daha çok Antalya'nın tarihi yerlerini, böyle buraları gezmek daha güzel olur bence. Aynen. Başka nereleri gezdiniz geçen yıllarda geldiğinizde de? Aklınızda neresi kaldı? Saklıkent'e gitmiştik o zaman. Sonra başka şelalelere de gezmiştik. Sonra nereye gittik daha? Yani bayağı bir turlar yapmıştık. Şimdi tam hatırlayamıyorum geçen sene nereye gittiğimizi. Ama bayağı bir gezdik yani geçen sene. Her iki sene geldiğimizde değerlendiriyoruz. Yani. Genelde Düden Şelalesi'ne, yani Düden bölümüne geldiğimizde hep yabancı turistler olur burada, başka ülkelerden gelenler, aynen sizin gibi. Peki Almanya'da, Almanya'yı, Türkiye'yi değerlendirirseniz, mesela jeopolitik konum açısından da, bitki örtüsü açısından da, manzara olarak nasıl bulursunuz? Ülkemizi mi seviyorsunuz, yoksa oralarda da güzellikler var mı? Ya tabii var da buranın manzaraları daha bir hoş yani, daha güzel, evet. Orada öyle bugün rası gibi manzara yok. Güneş batımı olsun, ne bileyim deniz manzarası olsun, bu da daha güzel. Peki insan ilişkileri nasıl? İnsan ilişkileri bizim Türk halkımız daha sıcak bakıyor. Öyle mi? Aynen. Almanlar biraz soğukkanlı değil de, yani normaller, ama biz Türkler olarak daha sıcak bakıyoruz, misafirperveriz. Ben öyle düşünüyorum yani. İşte Türklükle, evet, uzun süredir öyle olan bir şey. Almanya'da çok yoğun bir disiplin varmış diye biliyorum. Kanunlar çok katıymış, doğru mudur? O doğru. Türkiye'ye bakış, evet. Öyle. Bizim burada belki ayıp olur diye yapılmayan şey, orada kanun, yaptırımlar gerektiği için yapılmazmış. Yani öyle oluyor. Öyle. Doğru. Çocuğunuzun adı nedir? Çocuğumuzun adı Hamza. Aynen. Allah başlasın. 2 yaşında mı? Yok, 9 aylık. 9 aylık daha. Evet, çok aynen. Güzel tatile geldiniz. İyi tatiller diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok güzel manzara değil mi? Dur. Evet. Çok güzel. Evet, mükemmel. Ne zamandan beri izliyorsunuz? Yeni, şimdi geldik. Evet. Antalya'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Misafirlerimiz Çanakkale'den geldi, Bozcaada'dan. Öyle mi? Hoş geldiniz Çanakkale. Sağ ol. Muhteşem bir yer. Evet, gayet güzel. Tarihimiz. Evet, çok güzel. Aynen. Sizi şöyle dönelim de sizi de bir tanıtalım. Misafir o kadar gelmişsiniz. Merhaba. Sizi kısaca tanıyalım. Ben Salih. Siz? Ben Aysel. Aysel Hanım, memnun oldum. Ne zaman geldiniz? Biz buralardayız. Öyle mi? Evet. Nasıl buldunuz Antalya'yı? Gayet güzel. Çok güzel gezecek yerler var. Ve gezmeye devam ediyoruz şu anda. Değil mi? Düden Şelalesi de muhteşem bir yerdir. Evet. Aysel Hanım, siz nasıl buldunuz Antalya'yı? Antalya güzel bir yer. İlk defa mı geldiniz? Evet, biz ilk defa geliyoruz. O yüzden harika ya bir yer. Evet. Ama işte çok güzel. Evet. Yeşillikleri. Tabii doğası da çok güzel. Doğası çok güzel. Evet. Gelmelerini beklerim yani. Bizim gibi de merak edenler varsa gelsinler, buyursunlar. Antalya çok güzel şüphesiz, Atatürk'ün de dediği gibi. Fakat Çanakkale'de çok merak ettiğim şehirlerimizden. Nasıl Çanakkale'nin tarihi? Çanakkale'nin tarihi çok güzel. Gelmelerini, tercih etmelerini çok isterim. Hatta geldiklerinde çok memnun olacağını düşünüyorum. Evet, yaşamadan, görmeden de kimse anlayamaz. İlk önce görmelerini isterim. Değil mi? Evet. Yaşanmadan anlaşılmaz. Tabii ki anlaşılmaz. Herkes bir görmesi lazım. Ki hani oranın bir harika olduğunu düşünmesi lazım. Tarih kokuyor. Evet, tarih kokuyor, her şey var. Aynen öyle. Buradan da selam olsun tüm Çanakkale'ye. Hoş geldiniz. El sallayalım tabii ki de şöyle. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar. Sağ olun. Evet efendim, Bir Sokak Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Bugün Düden Park'taydık, Düden Şelalesi'ndeydik. Şu güzel manzarayı biz de deneyimledik. Bence Antalya'ya geldiğinizde buraya da uğramadan Antalya tatilinizi bitirmeyin. Bir sonraki programda farklı bir durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın.